her geçen gün artan kabiliyetiyle milli savunma sanayinde yerli ve milli projeler. Büyüyen, gelişen, heyecanlandıran ve gururlandıran tüm savunma sanayi projeleri bu programda konuşuluyor. Sehri Savunma başlıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyosunda Sehri Savunma programına bu pazartesi günü de hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayan Murat Öztan, teknik yönetimde Cihan Tolluoğlu ve mikrofonda ben Esra Ömeroğlu hepinize güzel bir gün dilerken her pazartesi stüdyo konuğumuz olan Harp TV editörü Sayın Bahri Mert Demirel'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkürler. Ve bugünkü sohbetimize dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Geçtiğimiz hafta tamamlayamadığımız bir konumuz vardı. F-35 konusu. Evet. Onunla başlamak istiyorum ve F-35 projesinin Türkiye açısından önemini, Türk Hava Kuvvetleri'ne kazandıracağı kabiliyetleri dinleyicilerimiz için özetler misiniz? Tabii, elbette. Geçtiğimiz hafta daha ziyade çok maksatlı amfibi hücum gemisi temalı bir program icra ettiğimiz için F-35'i biraz daha böyle az değerlendirmiştik. Bugün daha üstüne böyle düşebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle F-35'ten bahsederken şu hususlara dikkat çekmek istiyorum. Proje ile ilgili hem lehte hem aleyhte pek çok propaganda aslında dönmekte. Bu aleyhte olan propagandaları işte bilhassa Rus kaynaklı, örneğin Sputnik gibi basın kuruluşlarının başı çektiği bir propaganda dalı görmekteyiz. Burada en ufak bir hatada bile projenin işte çok battı, öldü bitti şeklinde yerin dibine sokulduğunu, hatta daha bunun pozitif kanadındaysa en ufak bir şeyin bile çok fazla parlatıldığını görüyoruz. Tabii doğal olarak medya kuruluşları projenin kendine ilgi çekici gelen yönlerini kendi siyasi görüşleri bağlamında yansıtmaya çalışıyorlar. Biz de tabii gazeteci olarak köpek adamı ısırırsa değil, adam köpeği ısırırsa haber olur mottosunu burada vurgulayalım. Bu doğal bir şey. Yani en nihayetinde okucularına ilgi çekici bir şey sunmaya çalışıyorlar. Ancak bazen gerçek manada burada ipin ucu kaçıyor. Örneğin F-35 denildiği vakit dinleyicilerimizin muhtemelen aklına gelen ilk sıfat, ilk isim şu anda hayalet uçak olmuştur. Aslında bu sıfat tamamıyla bir abarttan ibaret. Çünkü basit fizik yasalarına göre küçük veya büyük bir cismin hiç radar izinin olmaması mümkün değil. Bu teknik olarak mümkün değil. Az vardır, çok vardır ama muhakkak vardır. Hele hele F-35 boyutlarında bir uçak söz konusu, burada stealth tabiriyle kastedilen nokta uçağın radar izinin mümkün olduğu kadar düşürülmüş olmasıdır. Yani ne demek istiyoruz burada? Hava savunma sistemlerine yahut hava unsurlarıyla girebileceği çatışmalarda optimize edilmiş bir radar izine sahip. Aslında burada stealth kavramının anlamı bu Türkçe olarak. Hayalet uçak benzetmesi ise tamamen birazcık böyle işin medyatik hale getirilmiş kısmı. Şunu da söylemek lazım, hayalet uçak sadece bizim basınımızda kullanılan bir tabir değil, aynı zamanda yabancı basında da kendine yer bulan bir tabir deyip daha projenin içine geçelim isterseniz. Şöyle bir durum var. F-35'in radar izini de aslında birazcık konuşmamız gerekirse, F-35'in radar izi de uçağın farklı bölgelerinde farklılık arz etmek. Yani kati surette bir düşürülmüş radar izinden de bahsetmiyoruz burada. Uçağın ön taraflarından, yandan ve arka taraftan radar yansıtma kabiliyeti farklı. Arka tarafta daha yüksek bir yansıtıcılık olduğunu örneğin söyleyebiliyoruz veya aynı bölgeden radar izlerinin görevin farklı aşamalarında farklı şekilde yansıdığını söyleyebiliyoruz. Örneğin radar izi düşürülmesi şeklinde bir konsept burada oluşturulduğu için F-35 silahlarını gövde içindeki istasyonlarda taşıyabilmekte. Bu gövde içindeki istasyonlardan silah bırakma anında kapaklar açıldığı için uçağın radar izi de artmakta. Dolayısıyla aslında bu görev esnasında da radar izi aynı bölgeden farklı şekillerde yansıyor diyebiliriz. Yani aslında radar izi bu kadar normal, dinleyicilerimizin kafasını karıştırmış olabilir şu anda. Hani madem bu kadar radar izi değişebilen hassas bir konu, neden biz bu kadar para yatırıyoruz F-35'e, neden müttefiklerimiz bu kadar para yatırıyor? Burada söyleyebileceğimiz şey basit, radar izi işin medyatik tarafı. Aslında F-35 ile birlikte gelecek olan onlarca inovatif teknolojiden, yenilikten sadece bir tanesi radar izi ve öncelik sıralaması da aslında burada tartışılabilecek bir husus. Her şeyden önce bu çok uluslu bir proje. Bu kadar firmayı organize edip de bu kadar yüksek miktarda üretimi gerçekleştirmek bile aslında oldukça büyük bir iş yükü. Bu projeye tarafsız baktığımızda bu husus ilk olarak dikkatimizi celbedecek noktadır muhtemelen.
Bununla beraber işin bir de doktrinal boyutu var. Sadece F-35 özelinde değil, genel olarak Batılı ülkelerin bir ortak üretim ve ortak kullanım kültürü olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte NATO olur, Avrupa Birliği olur, başka ittifaklar olur. Bu hep böyle ola geliyor. Bugün işte örneğin daha böyle ortak projelerden kaçınır gibi görünen Fransa'nın Dassault Rafale'ı aslında Eurofighter Typhoon'la ortak bir çalışmadan bugün türemiş platformlar. İşte bugün örneğin karşımızda bir UAI projesi var. UAI Universal Armament Interface diye geçiyor. Evrensel silah arayüzü diye Türkçeleştirebiliriz. Bu projeyle birlikte de NATO üyesi ülkelerin uçaklarının farklı NATO kaynaklı mühimmatları sertifikasyon süreçlerinden görece kopartıp daha kolay bir şekilde entegre edip işte plug and play dedikleri hemen takıp kullanabileceği bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. Hatta Türkiye'de bu proje kapsamında bir F-16 uçağı üzerine testler gerçekleştirmişti. Kısacası konuyu pek fazla dağıtmadan aynı felsefenin F-35 projesine de devam ettiğini söyleyebiliriz. Örneğin burada ALIS adı verilen bir sistem var. ALIS bir entegre otonom lojistik bilgi sistemi. Eğitim, planlama, bakım ve destek gibi hususlarda F-35 kullanıcılarına hizmet vermesi arzulanmakta. Mesela bu program sayesinde F-35'in uçuş esnasında sensörleriyle topladığı veriler daha sonradan teknisyenler tarafından ALIS'e yükleniyor ve ALIS marifetiyle uçağın ne şekilde bir bakım uygulanması gerektiği analiz edilebiliyor. Yani böyle bir otomasyondan aslında burada biz söz ediyoruz. Aynı zamanda ALIS'in bu söz konusu verileri uluslararası bir veri tabanına da atılıyor. Lockheed Martin'den yani üretici şirketten gelen veriler de bu uluslararası veri tabanında toplanıyor ve burada işte hep bahsettiğimiz büyük veri big data ortaya çıkıyor. Bu big data'yı ne kadar işleyebiliriz, ne kadar işleyemeyiz, bunlar hep hala tartışıla gelen hususlar. Ancak bu veriler işlenebildiği takdirde F-35'in gelişiminin sürekliliğini de sağlayacak bir inovatif yaklaşım aslında ortaya Kontrolü de koyuyorlar. sağlanıyor bu anlamda uçağın Kesinlikle her türlü. bu aynı zamanda oraya gelecektim. İstihbari nitelikte bir husus da olabilir. En nihayetinde hassas verilerin bir elde toplanması anlamına geliyor. Bu açıdan da pozitif yanlarının haricinde negatif yönleri de olabilecek bir husus ALIS. Ayrıca F-35 yazılımsal olarak da oldukça hacimli büyük bir proje. F-35'in aviyonik sistemleri içerisinde koşan 8 milyon satır yazılım var. Bu dünyanın ilk operasyonel 5. jenerasyon savaş uçağı olan F-22'nin tam 4 katı boyutta bir yazılım. Ayrıca F-35 A merkezli muharebe konsepti açısından da önemli kabiliyetlere sahip bir platform. Hem diğer hava araçlarıyla hem komuta kontrol merkeziyle sürekli olarak yüksek hacimli verilerin paylaşılması söz konusu. Bu şekilde de taktik sahaya ait bütüncül yekpare bir resmin oluşturulması konusunda faaliyetler icra edilebilmekte. Ayrıca işte DAS denilen Distributed Aperture System yani dağıtık açıklıklı sistem adı verilen bir elektrooptik sistem mevcut bu uçakta. Bu uçağın farklı yerlerine yerleştirilmiş kameralardan 360 derece görüntü elde edilip pilotun kaskı marifetiyle ona görüntü yüksek çözünürlüklü olarak iletilmekte. Bu da oldukça yüksek bir durumsal farkındalık aslında oluşturmakta. Ayrıca elektrooptik sistemler çerçevesinde ele alabileceğimiz bir de EOTS diye adlandırdığımız Electro-Optical Targeting System yani elektro-optik hedefleme sistemi var. Bu sistem hem hava hedeflerine hem satır hedeflerine entegre angajman sağlayabiliyor. Bu sistem hem FLIR olarak adlandırdığımız elektro-optik sistemleri hem de kızılötesi arama ve takip sistemlerini tek bir platformda aslında birleştiriyor. Aynı zamanda GPS ve lazer güdümlü mühimmatların kullanımına da yardımcı oluyor. Bu kapsamda işte Sniper gibi Lightning gibi hedefleme podlarının da bu hedefleme podlarına da bağımlılığı ortadan kaldırdığını uçakla entegre olarak bu çözümün artık geldiğini görüyoruz. En nihayetinde F-35'i F-35 yapanlardan birkaçı aslında bu saymış olduğumuz unsurlar. Projenin teknik detaylarına daha fazla girersek çıkamayacağımız için buradan birazcık keselim. Ancak son olarak teknik kabiliyetlerin esnekliğini betimlemek için şuna da bir değinelim istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nce F-35'lerle Hawaii'de bir test gerçekleştirilmişti ve F-35'in üzerinde bulunan sensörlerle bir balistik füze hedefi tespit ve takip edilmişti. Yani burada geçen hafta işte konuşmuş olduğumuz hafif uçak gemileri işte LHD'ler, LHI'ların nasıl bir gelecekte kullanım konsepti oluşturacağını da öngörebiliyoruz. Bu sayede artık platformlar bir erken ikaz sistemi gibi de aslında faaliyet gösterebilecekler.
Zaman zaman F-35'in hem proje olarak hem birim maliyeti olarak oldukça yüksek olduğu yönünde eleştiriler gelmekte ki yanlış olduğunu da söyleyemeyiz aslında. Bilhassa proje maliyeti açısından bakıldığında geçen programda da dillendirdiğim üzere bu proje başlatılırken F-16, A-10, FA-18, AV-8 Harrier ve 2 gibi uçakları ikame edebilecek tek bir platform felsefesiyle yola çıkıldı. Aslında proje maliyetini ele alacaksak eğer bu platformların her biri için bir ikame platform geliştirseydik toplamda ortaya çıkacak olan maliyetle F-35'in maliyetini karşılaştırmak daha doğru olacaktır. F-35 tek bir platform gibi görünüyor ama aslında 3 farklı versiyonu var. A, B ve C olmak üzere. Bunlardan A olan normal hava kuvvetleri tarafından kullanılacak olan standart iniş kalkışlı konvansiyonel sistem ve kısa mesafe kalkış dikey iniş kabiliyetine sahip olan bizim de işte TCG Anadolu'da konuşlandırmayı arzuladığımız sistem. C ise carrier based olarak geçen uçak gemilerinde kullanılacak olan sistem. Dolayısıyla burada 3 farklı aslında uçak var. Yani tek bir ortak altyapıya sahip olan ama 3 farklı konsepte uçak Üç farklı söz konusu. projenin Aynen birleşik öyle. Yani F-35'i oluşturması. aslında bir de proje maliyetini değerlendiriyorken şunu da ayrıntıda dikkat edilmesi gerekiyor. Biz bir projeyi normal ortak bir alt sistem felsefesiyle geliştirdiler diyoruz. Yani eğer bunun yerine 4 tane 5 tane normal uçak geliştirilseydi bunun için kurulacak olan tedarik zinciri ve ömür devri destek maliyetini de hesaba katıp ona göre F-35 projesinin maliyetini yargılamak gerekiyor. Burada ucuz olduğunu söylemiyoruz ancak bahsedildiği kadar pahalı bir sistem de olmayabilir F-35. Detaylı bir projeden Kesinlikle, bahsediyorsunuz. kesinlikle evet. Peki programın başından bu yana Türk savunma sanayinin bilhassa kara araçlarında oldukça güçlü olduğunu ve dünya çapında oyuncular çıkarttığını hem sizinle hem de daha önce programımıza katılan stüdyo konuklarımızla konuştuk. Peki Türk savunma sanayinin kara araçları alanındaki ürünleri arasında amiral gemisi rolünü de hiç şüphesiz Altay tankı Aynen. üstleniyor. Altay'ın anlam ve önemiyle Türk Kara Kuvvetleri'nin gelecekteki muhtemel zırhlı birlik yapılanmasını gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları bağlamında dinleyicilerimiz için değerlendirir misiniz? Elbette. Altay Milli Ana Muharebe Tankı şüphesiz Türkiye'nin ihracat pazarında da elinde en önemli ürünlerden bir tanesi olacak. Altay projesi sayesinde Türkiye gelecekte inşa edeceği zırhlı birliklerin omurgası olacak olan ana muharebe tankını yerli imkanlarla geliştirmiş ve üretmeye başlayacak. Bunlarla beraber tabii Türk savunma sanayisinin kara araçları sektörü olabilecek en yüksek mertebede de bu proje sayesinde rüştü ispatını sağlamış oldu. Milli Tank projesinde elde edilen teknolojik kazanımlar sadece projenin platform geliştirme safhasında da kalmadı. Hala aslında bir teknoloji kazanımı devam etmekte. Programın başından bu yana vurguladığımız alt sistem bazında yerleşme modeli Altay projesinde de aynı şekilde uygulanmakta. Örneğin bir özel sektör firmamız ile anlaşması kısa süre önce imzalanan yeni nesil hafif zırhlı araç güç grubu projesinden sonrasında Altay tankı için de şu anda bir güç grubunun geliştirilmesi hedefleniyor. Bu da ikinci kara aracı motoru olacak Türk savunma sanayisi için. Dolayısıyla sürekli olarak teknolojik gelişimin ve alt sistem bazında yerleşmenin devam ettiğini Altay projesi örneğinde de güzel bir şekilde görebiliyoruz. Altay projesi aslında iki aşamalı olarak tasarlandı diyebiliriz. Dönem 1 olarak adlandırılan geliştirme çalışmalarını bir özel sektör firmamız gerçekleştirdi. Yaklaşık olarak 494 milyon dolar anlaşma bedeli olan bu aşamada söz konusu firma aynı zamanda Kore Cumhuriyeti'nden bir başka özel firmayla işbirliği yaptı, teknik destek aldı ve Altay'ı TSK'nın isterlerine göre bu aşamada geliştirdi. Projenin ön prototipleri olan sürüş test aracı ve atış test prototipinin üretimleri mütakiben gerçekleştirildi. Atış test prototipi ile Aralık 2012'de ilk fonksiyonel atış denemeleri başlatıldı. Sürüş test prototipi ile ise hem otokar tank test pistinde hem de Şerefli Koçhisar test pistinde dayanıklılık testleri icra edildi. Projenin detaylı tasarım aşaması Mayıs 2013'te tamamlandı. Prototip geliştirme ve sertifikasyon çalışmaları bundan sonrasında başlatıldı. Atış test prototipi ile yapılan çalışmaların Kasım 2014'te tamamlanmasının ardından PV1 olarak adlandırdığımız projenin ilk tam kabiliyetli prototipin üretimi gerçekleştirildi. Projenin ikinci prototipi olan PV2'nin üretimi de 2015 içerisinde tamamlandı. Projede kalifikasyon ve kabul testleri ise Şubat 2017'de tamamlanarak prototiplerin kabul ve onayları
gerçekleştirildi. Ayrıca Altay projesi kapsamında bir balistik test prototipi de geliştirilip üretilerek burada Altay tankının balistik dayanımı da aslında ölçüldü. İkinci aşama olarak adlandırabileceğimiz seri üretim aşamasını üstlenecek olan firmanın belirlenmesi için de çalışmalar hala devam ediyor. Aslında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın 2017-2021 stratejik planında 2017 içerisinde seri üretim sözleşmesinin imzalanacağı söyleniyor. Ancak burada bu kapsamda projede bir gecikme olduğunu söyleyebiliyoruz. Fakat Savunma Sanayi Müsteşarı Sayın İsmail Demir, firma seçiminin kısa süre içerisinde tamamlanacağını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Tabi bu arada hemen belirtmek gerekir ki Altay projesi ile başlayan süreçte sadece tank tedariki de yapılmayacak. Aslında Bülent Beyoğlu'nu burada ağırladığımızda kendisi de bunlara değinmişti. Altay ile ortak altyapıya sahip ve bilgi istek doküman duyuruları da kısa süre önce Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nca yayınlanan bir köprücü tank, işte mayın temizleme sistemi gibi farklı Altay altyapısı üzerinden şekillendirilecek sistemler de söz konusu. Bu sistemleri de aslında Altay projesi başlığı altında ele almak gerekiyor. Çünkü bunlar da önemli destek araçları. Ayrıca Altay sadece buzdağının görünen kısmı diyebiliyoruz. Burada aynı zamanda eğitimle ilgili de tedarik edilmesi gereken sistemler olacak Altay'da. Mürettebat eğitimleri için belki simülatörlerin tedarik edilmesi gerekecek. Çünkü şu anda Leopard 2A4 tanklarında mürettebat eğitimi için simülatörler kullanılıyor. Sadece buradan dahi oldukça hacimli bir iş kolunun çıkması mümkün. Bununla beraber Altay ile ilgili olarak sürekli dillendirilmekte olan takribi 1000 adet rakam var. Bu rakama ulaşılsa da ulaşılmasa da Altay üretimi muhtemelen 10 yıldan daha uzun bir süreye yayılacak ve burada da önümüzde çok somut bir örnek var. Altay projesinin ne şekilde seyretmesi gerektiği ile alakalı. İlk envantere giren tankla son giren tankın ciddi farklılıklar göstermesi gerekiyor. Suriye'de ve diğer Arap Baharı ile birlikte gelen süreçte işte Yemen'de, Mısır'da, Irak'ta ve hatta Filipinler'de terörizmle birlikte gelen çok ciddi dinamik bir muharebe sahası biz gördük ve zaman zaman orduların bu tehditlere, gelişen evrilen tehditlere cevap vermede yetersiz kaldığını gördük. Dolayısıyla Altay projesinde dinamik bir süreç olarak gelişimin de üretimiyle paralel bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Artan bir ivme bekleniyor her anlamda. Kesinlikle tabii. Yani işte vekalet savaşları dediğimiz savaşlarda artık normalde terör örgütü deyip işte görece elinde basit sistem olan asimetrik gruplar artık devletler tarafından ikame edildiği için yüksek teknolojili ciddi tehdit oluşturabilecek sistemlere çok daha kolay ulaşabiliyorlar. Ayrıca Evet. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki zırhlı muharebe araçları da eş zamanlı olarak değiştirilmesi gerekecek. Bu da önemli bir başlık. Son olarak bunu vurgulayayım. Yakın vadede bunların faydalı ömürlerini doldurmaları öngörülüyor. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çeşitli faaliyetler icra edilmekte. Özellikle modern teknoloji sayesinde çok ufak, düşük maliyetli platformlar dahi çok etkin görevler üstlenebiliyorlar. Buna bir örnek bizim silah taşıyıcı araç projemiz. 4x4 bir araç bile artık bir ana muharebe tankı için oldukça büyük tehdit oluşturabiliyor. Evet. Peki terörle mücadele demişken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerinin bu alandaki en büyük yardımcılarından birisi de yerli insansız hava araçları. Dolayısıyla bu platformların kullanım konseptleri ve Türkiye'nin İHA yol haritası için dinleyicilerimize neler söylersiniz? Tabii kamuoyunun son zamanlarda sıkça duyduğu bir unsur insansız hava araçları. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde hem yerli hem de yabancı insansız hava araçları bulunmakta. Bunlar farklı sınıflarda, farklı görev türlerinde hizmet veren çeşitli sistemler. Bu Evet. insansız hava araçları şüphesiz Türk Silahlı Kuvvetleri için dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi vazgeçilmez unsurlar. Burada hemen belirtmek gerekir ki insansız hava araçları sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nce değil, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na bağlı birliklerce de halihazırda kullanılmakta. İnsansız hava araçlarının başlıca kullanım alanlarına bakıldığında şu dört başlık görünmekte. Bir, keşif gözetleme görevi. İkincisi taarruz görevleri. İşte iç güvenlik, yakın hava desteği, hava savunma sistemlerinin imhası ve her ne kadar şu anda gerçekleştirilmiyor olsa da hava sahasının savunulması görevleri bu başlık altında ele alınabilecek konular. Ayrıca üçüncü başlıkta bir hedef benzetimi dediğimiz işte hedef uçakların bulunduğu görev tipi var. Dördüncü başlıkta ise özel görevler dediğimiz haberleşme desteği, işte Anka'nın telsiz röle görevi görebiliyor olması veya KBRN maddelerinin tespiti
deniz karakol, arama kurtarma ve kargo nakli gibi başlıklarda bu bahsettiğimiz son unsur kapsamında ele alınabilmekte. Halihazırda Türkiye'de insan hava araçları ile ilgili olarak öne çıkan bir elin parmağı kadar firma var aslında. Bununla birlikte konu taktik sınıf ve üstüne geldiğinde bu sayı 3'e kadar düşmekte. Kamuoyunun bildiği Anka, Bayraktar ve Karayel İHA'lar söz konusu bu üç firmamızın ürünleri. Türkiye'nin operasyonel anlamda İHA serüveni 1990'lı yılların başında işte GNAT adı verilen insan savarıcıyla aslında GNAT Falcon ikilisiyle başlıyor. Daha sonrasında çeşitli sebeplerle sadece GNAT'a dönülüyor. Bundan öncesinde işte bir Banshee hedef uçağı ve TUSAŞ'ın Şahit adındaki insan sava aracı gibi tecrübeler de var. Ancak ilk operasyonel anlamdaki insan sava aracımız yabancı kaynaklı GNAT 750 oluyor. Daha sonra çeşitli amaçlarla yabancı kaynaklardan farklı insan araçları, hava araçlarının temini, işte bu bahsetmiş olduğumuz GNAT'ın geliştirilmiş versiyonu vesaire söz konusu oluyor. Ancak bunlar yabancı kaynaklı insan hava araçları olduğu için pek fazla burada değinmeyeceğim bunlara. Bununla beraber 2007 yılından bu yana operasyonel olan Bayraktar Mini İHA envantere giriyor. 2015 yılında Bayraktar TB2 kabul testlerini tamamlıyor. Buna paralel olarak işte Anka'nın ve Karayel'in geliştirme çalışmaları da icra ediliyor. Bu son iki sistem doğrudan tedarikin yanı sıra kiralama yöntemiyle de geçtiğimiz dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri için ve güvenlik güçleri için faaliyet gösterdiler. Bugün itibariyle Karayel'den silahlı insan sava aracı olarak yararlanıldığına dair kamuoyuna yapılmış herhangi bir açıklama bulunmamakla birlikte Bayraktar TB2 ile Anka İHA'lar silahlı konfigürasyonda halihazırda silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri bünyesinde hizmet vermekteler. Türkiye'nin yerli insan hava araçları açısından tarihi bir kırılım noktası savunma sanayinin meşhur işte bu 2001 yılında başlatılan Türk Özgün İnsan Hava Aracı programı ile başlıyor. Savunma sanayinde böyle birkaç tane meşhur yıl vardır. Bir tanesi 2001, bir tanesi 2004. Belki işte 1974'ü bu bağlamda ele alabiliriz. Tabii yine aynı yıl turna ve keklik insan hava araçları da az önce bahsettiğimiz hedef benzetimi görevi için envantere dahil oluyorlar. Bugün itibariyle İHA sistemleri açısından platform bazında yerliliğin yanı sıra alt sistem açısından da ciddi bir yerlilik oranına ulaşıldı ve hala artmaya devam ediyor bu yerlilikler. İşte gerek motor olsun, gerek aviyonik olsun, gerek işte optronik dediğimiz elektrooptik sistemler olsun. Bu alanların tamamında yerli çalışmalar mevcut. Örneğin T'nin geliştirmiş olduğu PD-170 motorumuz var. Bununla birlikte işte Aselsan ürünü elektrooptik yükler var. Çeşitli alt sistem bazında farklı firmalarımızın geliştirdiği komponentler söz konusu. Bir diğer önemli kırılım ise bu arada insan hava araçlarıyla alakalı. Son olarak onu da bir tamamdır. İki cümleyle alabilirsek. 2007'de başlatılan taktik İHA geliştirme projesi oluyor. Hem Bayraktar hem Karayel bu proje bağlamında ortaya çıkıyor. Bununla beraber Anka Blok A'nın ilk uçuşu 2010'da yapılıyor. 2013'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları kapsamında uydu iletişimi kabiliyetli Anka versiyonun Anka S'in tedariki için anlaşma yapılıyor. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğümüzde hem Bayraktar'ı hem Anka'yı tedarik etme kararı alıyor. Şu anda da halihazırda Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda İHA'larla alakalı farklı süreçleri yürütüyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Seyri Savunma programının bu pazartesi günü de sonuna geldik. Programı hazırlayan Murat Öztan, teknik yönetimde Cihan Tolluoğlu, mikrofonda ben Esra Ömeroğlu, her pazartesi bizimle birlikte olan Harp TV editörü Sayın Bahri Mert Demirel, tekrar görüşünceye kadar hoşça ve sağlıkla kalın diyoruz. Her geçen gün artan kabiliyetiyle milli savunma sanayinde yerli ve milli projeler. Büyüyen, gelişen, heyecanlandıran ve gururlandıran tüm savunma sanayi projeleri bu programda konuşuluyor. Seyri Savunma.